Alışveriş etmediniz mi siz? Ettik. Her şeyi aldık. Arabaya bıraktık. Ne oldu? İyi, çok iyi. İyi olan ne? Nereye gittin sen abla? Nevzat'a gittim. Köye. E neden gizledin benden? Seni umutlandırmak istemedim. Nevzat. Bak sen. Siz niye birlikte gelmediniz ki? Bilmem. Nevzat elinden ne gelirse yapacak eminim. Ama elinden ne gelir onu bilememişti. İzin kısa sürdü kumandanım. İsterseniz siz gidin. Ben biraz kalıyorum burada. Nedenmiş o? Cemal Yüzbaşı ile konuşmam gerek. İyi fikir. Üçümüz de gidelim bence. Olmaz. Niye olmaz? Bana söyledikleri çok ağırdı. Bu işi yüz yüze konuşmam lazım. Siz olursanız belki de söyleyeceklerini söyleyemez. Biz burada bekleyelim en iyisi. Tamam. Cemal Yüzbaşı ile görüşecektim. İçeride bacım. Hoş geldiniz Nazlı Hanım. Buyurun götüreyim. Az baksana. Kusura bakma bacım. Başkası sandı. Buyurun. Bu adamlar Türk. Yunan üniformalarını buldular ya da askerleri öldürüp soydular diyelim. Hristo'nun yüzüğü bunlarda ne arıyor? Manasız. Yüzük sende mi? Bende. Artık her delil önemli. Gir. Onu burada tutalım. Nazlı Hanım geldi yüzbaşım. Sizi görmesi gerekiyormuş. Gelsin içeri. Buyurun. Kumandanım bir de bir şey var. Daha sonra gel Yunus. Mühim kumandanım. Bir kadın vardı. Çok şaşırdı ölüleri görünce. Azıcık sıkıladım ama tanımam dedi, çıktı işin içinden. Biz ölüleri taşırken kadın kaçar gibi gidiyordu. Sonra muhtar kadının peşinden yetişti. Gizli bir şeyler dönüyor. Başından beri o muhtarı da oğlunu da niye kenara çekmedik ki biz? Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Müsaadenizle kumandanım. Yunus, askerleri hazırla, hemen geliyorum. Ne kadar insafsızsın. Biz neden olmayalım? Hristo'yu... Yeter bu kadar Nazlı. Ben de insanım. O çocuğun yüzüne bakınca canavar olmadığını herkes anlar. O halde neden bu öfke? Bu karanlık bakışlar neden? Neden mi? Acımasız değilim ben Nazlı. Ama açık konuşmak gerekirse şu anda Hristo ve ona ne olacağı umurumda bile değil. Muhtar, aç kapıyı. Muhtar, ben Teğmen Nevzat. Aç kapıyı. Hayrola? Arkada ne var? Ivır zıvır Teğmen'im. Kuyum kurusu. Ne bulursam... Kes! Toplarım. Arayın. Destur, kimin yerini arıyorsunuz? Geri durun bakalım. Girin içeri.
Yukarı! Benimle çok ağır konuştunuz Cemal Yüzbaşı. Bana hakaret ettiniz. Bence canını kurtardığımız çocuğun masumiyetine siz de inanıyorsunuz. Ben değil de bir başkası yapmış olsaydı bunu yine böyle mi davranırdınız? Aynı şeyleri mi hissederdiniz? Doğruyu mu istiyorsun? Hayır. Dünyada hiçbir şey beni bu kadar üzemezdi. Babamın anısını kirlettiğimi düşünüyorsunuz. Mesele sadece o değil Nazlı. Ne o halde? Cephede ben savaşırken, askerlerimi şehit verirken siz Hristo'yu sakladınız. Benim nişanlım da bir askerdi. Şehit düştü. Bizim orada sakladığımız bir asker değildi. Savaşmak istemeyen bir insandı. Özür dilemiyorum bunun için. Anladın mı? Yalvarmıyorum sana. Yalvarmak mı? Bana mı? Bunu mu beklediğimi sanıyorsun? Boyun eğdirmek istedin. Beni aşağıladın. Suç işlediysem cezamı verebilirsin. Ama bir daha asla kendimi aşağılatmam. Bunu bil. Demek seni aşağıladığımı düşünüyorsun. Boyun eğdirmek istediğimi. Nasıl düşünebildim böyle bir şeyi? Düşünmedim Cemal, duydum. Senin cümlelerin bunlar. Babamın anısını kirlettiğimi söyledin bana. Kaçak saklayanlara verilen cezayı biliyor musun sen? Bütün inançlarımı yıkma pahasına da olsa sana zarar verilmesine müsaade edebilir miyim? Seni kendi ellerimle idam sehpasına gönderebilir miyim? Bak, niyetim muhtarlığı basmak değil. Ferit Bey'in evinin kundaklanmasını araştırıyoruz. Her yere, her taşın altına bakıyoruz. Yoksa kasabadan birileri mi işin içine karışmış? Yunan askerlerinin cesetlerini getirdiğimiz zaman bir kadın vardı. Kadının peşinden gittin. Tövbe, ben hatun peşinde. Bulandırma lafı. Kanıma dokunur teğmenim. Bunlar destursuz laflar. Sonra ben... Hoş geldiniz. Babam bir şeyler ikram etmedi mi? Buyurun yukarı çıkalım. Bugüne kadar üstlerimden sakladığım en ufak bir şeyim olmadı. Bu benim namusum, yeminimdir. Ama şimdi... Bundan emin misin? Bunun için asarlar mı bizi? İşlediğiniz suçun cezası bu. Merhametin bedeli ağırmış. Düşmana merhamet etmeye hakkımız yok. Savaş bitti Cemal. Bitti mi sahiden? Yalnızca Yunan ordusuyla mı savaştık sanıyorsun? Hainler, işbirlikçiler, kellemize fiyat biçenler. Kendi insanlarımızdı bunlar. Hepsi pişman mı yaptıklarına? Demek sence biz... Dur, öyle bir şey demedim. Öyle düşünseydim... Üzülemezdim bile. Büyük bir hata işlediniz. Ben ne yapacağımı bilemez haldeyim. Tabii ki vicdanının sesini dinleyeceksin. Bunun için kimse seni suçlayamaz. Ne olursa olsun ben seni suçlamayacağım. Hanımefendi, iyi misiniz? Bir şeyim yok, iyiyim. Hadi gidelim artık. Ne oldu? İşleri çoktu. Doğru dürüst konuşamadık, bildiğiniz şeyler. Askerler muhtarlığa baskın verdiler. Nevzat askerlerle hışım gibi gitti. İçeride neler oluyor Allah bilir. Hadi karanlığa kalmayalım.